Rabbil alemin. Ne oldu? Gene gitti gene. Gene gitti. Niye gidiyor? Alo. Geldi. Geldi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Efendim, Kalem suresinin 42. ayetini bitirmiştik. Efendim, ancak o ayete mana verelim, bugünkü onun üzerine devam etsin. Yani onun devamı mahiyetinde olsun. Yevme o gün yüksefu an sakin. Anlatmıştım size, ne demiştik? Sak, baldır demektir, ayak. Efendim, yükşefu da açılmak demektir. Efendim, hatta o manayı vermiştim, baldırı çıplak demişti. Hakikat ayan beyan olunca demektir. Hakikat ortaya çıkınca iş zorlanacak, zorlaşacak. İşin zorlaşması anlamına da gelir bu. O gün iş zorlaşacak. Ve yud'avne ile sucudi. Onlar secdeye çağrılacaklar. Fela yestati'un. Güç yetiremeyecekler. Secde yapmaya güç yetiremeyecekler. Ve bu secde kelimesine hatırlayın, verdiğimiz mana imandı. Yani onlar imana davet edilecekler, iman edemeyecekler. Çünkü iman etmeyen bir adam secde yapamaz ki. Bu mümkün değil. Dolayısıyla bu kelimeyi öncesiyle manalandırmak lazım. Çünkü secde imanın en önemli tezahürlerinden biridir. İspatlarından biridir. Allah'a inanıyorsan onun huzurunda secdeye gideceksin. Gider. Olay bu. Şimdi bu manayı vermiştik, açıklamıştık biraz. Bugünkü ayet buna alakalı. Yani onlar imana, secdeye çağrıldıkları zaman da güç yetiremeyecekler ama ne olacak diye bir soru sorduğumuz zaman bugünkü ayetimiz devreye girecek. Yani 43'ten başlıyoruz. Haşi'aten ebsaruh. Onların gözleri efendim aşağı doğru eğilecek. Ve terhekuhum zille. Onları zillet kaplayacak. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Onlar dünyada sağlamken, salimken, salim demek sağlam demek. Onlar sağlamken secdeye çağrıldılar, secde yapmadılar. Ama şimdi çağrılıyorlar, yapamayacaklar. Ve şimdi zillet onları bürüyecek. Halbuki o secde yapmayı bilselerdi, şimdi de yaparlardı, güç yetirirlerdi. Böylece onları zillet kaplamazdı. Mahcubiyet onlarda olmazdı. Efendim, yani olay şu. Haşaten ebsaruhum dediği o mahcubiyet, o gözlerin eğilmesi beden dili. Beden diliyle belli olacak. Ama zilletin onları sarmış olması, bu da psikolojik bir olay. Birisi beden dili, birisi onların psikolojik yapısını ifade ediyor. Yani çok ilginç bir biyolojik oluşum beden dili, bir de psikolojik oluşum zilletin efendim kaplaması onları efendim. Şimdi bunları, çünkü bu çünküsünü de söylüyor Allah. Çünkü sağlamken, salimun, sağlamken onlar secdeye davet edildiler, gelmediler. Şimdi bu sakat halleriyle, bu perişan halleriyle nasıl secde edecekler? Edemezler tabii.
Aynen böyle değil mi? Yani gençliğinde secdeye gitmeyen, ibadetini yapmayan adamlar sonra yaşlılık dönemlerinde ayakları mayakları tutmayan adam sonra secde edebilir mi? Edemez. Olay bu. Bu işi sağlamken yapacaksın. Yani ağaç yaşken eğilir derler ya, ha işte bu sağlam halinle bu ibadeti, Allah'a ibadeti yapacaksın. Ya başver gençliğimi yaşayayım efendim, sonra yaparım bunu ben efendim yaşlılık hallerimle. Bekle, yaparsın. Yapamazsın ya. Yapamazsın. O zaman da perişan olur. Zillet seni kaplar. O yaşa, yapamadığın anda. Tabi Allah-u Teala bu ayetleri söylüyor, bizi eğitiyor. Yani insanları ve Müslümanları eğitiyor. Böyle yapmayın. Her iş, her ibadet gençlik halinde yapılır. Her şey gençlik halinde olur. Şimdi bana deseniz ki Bayraktar Hoca, hiç ben şimdi sıfırdan bu yaşta gitsem üniversiteye başlasam okuyabilir misin? Şimdi bana bu halimle değil, bu halimle okurum tabii de. Ama yani bu zamana kadar hiç okumamışım, düşün şimdi. Bana diyeceksin ki 71 yaşına git efendim oku. Olmaz bu. Fedevni. Bana bırak. Allah diyor bana bırak. Ve men yükezzibu bihâdel hadîs. Şu Kur'an'ı, şu hadisi, şu Kur'an'ı inkar eden, yalanlayanı bana bırak. İlginçtir. Senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Çok ilginç bir kelime kullanıyor burada Allah-u Teala. İstidraç. Senestedricuhum. Onları yavaş yavaş, yavaş yavaş min haythu la ya'lemun, bilmedikleri bir boyuttan onları yavaş yavaş azaba yaklaştırıyor. Bana bırak. Bu işi bana bırak. Peygamberimiz üzülüyor tabii. İnsanların efendim imana gelmemesi, doğru yola gelmemesi. Üzülüyor. Bunu biliyorsun, anlatmıştı. Yani neredeyse yatağa düşecek kadar üzülüyordu peygamber. لَعَلَّكَ بَاحَعُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ. İnanmıyorlar diye ya Muhammed, sen kendini neredeyse heder edeceksin kendini. Bu okuduğum ayet efendim şu Ara suresindedir. Üçüncü ayetidir. Ama bunun aynısı Keyif suresinin 6. ayeti olarak vardır. Efendim, aynı zamanda Yusuf suresinin 103. ayeti bundandır. Ne kadar arzu edersen et ya Muhammed, insanların çoğu mümin, inanmazlar. Ve ma ekserun nasi ve lev haraste bi müminin diyor. Dolayısıyla yani olay şu, tabii ki kafir de olacak insanlar. Farklı inanca mensup olan insanlar bir toplumun içinde yaşayacak. Önemli olan nokta devlete düşen bu. Kavga etmeden yaşamaları. Siyaset budur. Siyaset bir sanattır. Neyin sanatıdır? Farklı inançların, farklı kültürdeki insanların kavga etmeden yaşatabilme sanatıdır efendim. Olay budur, siyaset budur. Siyaset bir sanattır. Politik ayrı. Şimdi demek ki ne olacak? Peygamberimize diyor, olacak bu kafirler, olacak. Ama şimdi biraz sonra gelecek konuşacağız. Peygamberimize hakaret ediyorlar. Yani şimdi o kafirlikleri öyle dursa, o müşriklikleri öyle dursa amenna. Ama öyle durmuyor, kaynıyor.
ağızdan peygamberimize hakaret ediyor. Efendim beden diliyle alaya alıyor. Yani böyle işler oluyor şimdi. Burada bak ne diyecek ona. Bak neler anlatacak. Şimdi diyor ki Allah-u Teala. Tamam bir olay var mı? Var. Sana karşı çıkıyorlar mı? Çıkıyorlar. Ağır tepki gösteriyorlar mı? Gösteriyorlar. Ha, onları bana bırak. Sen onları bana bırak. Ben onları yavaş yavaş, bak senestedricu, bu kelimeyi efendim Araf suresinde de kullanır. Şimdi oraya gideceğim. Senestedricu, onları yavaş yavaş tedricen demektir bu. Yavaş yavaş, min haysu la ya'lem, bilmedikleri bir boyuttan onlara, onları azaba yaklaştırır. Müthiş. Müthiş. Ve umli lehum. Ya Muhammed, ben onlara mühlet veriyorum ya. Ben onlara mühlet veriyorum. Yani onlar zannediyorlar ki ula bak şimdi ha bu günahı işledik, ha bu pislikleri yaptık ama hiçbir şey dokunmuyor bize. Bir şey olduğu yok bize ya. Hani bu ceza, hani Allah ceza vermeydi. Hani filan böyle bir şey yok bize. Deyip dalıyorlar. Dalsınlar. Ben onlara mühlet veriyorum. İnne keydi metin. Benim tuzağım çok sağlamdır. Benim azabım demektir. Tabii keydi tuzağım dediği onları yok etmek için kurduğu tuzak. Efendim yani benim azabım çok sağlamdır. Aynısını şeyde söylüyor. Araf suresinde söylüyor. Oraya gidelim. Aha açtım orasını. Bak. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Onları bilmedikleri bir boyuttan azaba yaklaştırıyorum. Tedricen, yavaş yavaş. Aynen. وَاُمْلِي لَهُمْ Onlara mühlet veriyorum. اِنَّ كَيْدِي مَتِنْ Benim tuzağım sağlamdır. Güçlüdür. Bak. Burada da aynısını söylüyor. Burada da aynısını söylüyor. Fakat burada bir farkla diyor ki bana bırak onu. O adamı bana bırak. Şimdi Allah-u Teala'nın bir peygamberi güçsüz kaldığı zaman, güçsüz kalıyor bazen peygamberler, kalmışlar. Yani işini becerememiş. Kafirlere mağlup olmuş. Hazreti Nuh demiş ki Kamer suresinde enni mağlubun fentasır. Ya Rabbi ben mağlup oldum, bana yardım et. Hazreti Nuh çare kalmadı. Çare kalmadı. Aynen mağlubiyetini itiraf etmiş. Enni mağlubun fentasır. Ya Rabbi ben mağlup oldum, bana yardım. Ve yardımı gönderiyor. İşte gemiyi yaptırıyor. İşte tufan, mufan filan yardımı yapıyor. Allah'ın yardımı öyle olur. Efendim. Şimdi peygamberimiz de bir zamanlar güçsüzdür. Yani bu sure zaten ilk gelen surelerdendir bu sure. Ne yapacak peygamberimiz? O zalimlere ne yapabilir? Ebu Leheb'ler, Ebu Cehil'ler, memneler filan. Onlarla beraber yaşıyor. Amcası. Beraber yaşıyorlar onlar. Aynı aile içerisinde. Aynı kabileden, aynı aşiretten. Efendim, karşı çıkıyorlar. Güçlü adamlar. Ne yapsın? Allah-u Teala dedi ki, onları bana bırak. Ben üzerime alıyorum. O işi ben üzerime alıyorum diyor Allah. Kendime görev veriyorum. Onlara ne yapacağımı söylüyorum sana. Ha. Ama peygamberimize de aşağıda diyecek şimdi, sabret diyecek. Yani sana da sabır düşer, bana yardım düşer, sana sabır düşer ya Muhammed. Yani işi böyle halledeceğiz, bu davayı böyle yürüteceğiz. Şimdi bu bana bırak dediği Müddessir suresinde de aynen böyle var. Bak işte. Zerni ve men halaktu vahiden.
tek başına yarattığım o adamı bana bırak. Bana bırak onu. Onu ben halledeceğim. Demek ki Allah-u Teala peygamberimize aynı zamanda hem yardım yapıyor hem de öncesinden daha cezayı kesmeden ötekilere peygamberimize moral veriyor. O benim işim. Sen benim işimi niye karışıyorsun? Ben o işi göreceğim diyor. Bana bırak onu da yavaş yavaş yapacağım. Onlara mühlet tanıyor. Mühlet tanımamın sebepleri var ha ya Muhammed. Ne? Ya da karşına iman edecek adam. Biraz mühlet tanıyayım ha, belki dönecek de. Onun için biraz mühlet tanıyacağım ama. Dönme ihtimali olabilir. Nihayet döndüler ya. Yani aniden cezayı vermiyorum diyor Allah-u Teala. Mühlet tanıyorum. Efendim? Ya Muhammed şimdi bir soru soruyor peygamberimize. Sanki Allah kendisi bilmiyormuş gibi de soru soruyor. Em tes'eluhum ecra. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun, bekliyorsun? Ha? Yani sen peygamberliğini yaparken, tebliğ yaparken onlardan para mı istiyorsun? Mal mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Bir menfaat mı istiyorsun onlardan? Fehum min mağramin muskalun. Onlar da bu ağır borç altına kaldılar da ondan dolayı mı sana tepki gösteriyorlar? Baba. Sanki Allah kendisi bilmiyor. Müthiş. Ama Şuara suresini açtığın zaman bütün peygamberler وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِهِ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ demiştir. Yani biz sizden bir karşılık beklemiyoruz. Bizim karşılığımız Allah katındadır. Bizim sevabımızı, karşılığımızı Allah verecek. Biz sizden bir karşılık beklemiyoruz. Beklemediğimiz halde niye bize inanmıyorsunuz? Derler. O Şuara suresi bunlarla örülüdür, örülü. Bu ayetlerle örülüdür. Şimdi şeyde Yasin-i Şerif'in ikinci sayfasında, Velriblevum sayfasında Allah diyor ki bir ülkeye, bir topluma iki tane peygamber gönderdi. Yetmedi. Üçüncüyü gönderdim. Üç tane peygamberle uğraşıyorlar da o ülkeyi yola getiremediler. Üç peygamber. Sonra o şehrin en alimi koşarak geldi peygamberlerin huzurunda efendim halka konuşuyor. Dediği sözlerden biri ne? Bak o şimdi hatırıma geldi. Söylüyorum. O kişinin, o alimin halka dediği peygamberlerin huzurunda konuşuyor. Tevhid inancı manifestosunu anlatıyor adam. Değiller ha marangoz. Tefsirlerde değiller ha marangoz. Ulan marangoz tevhid inancının manifestosunu üç tane peygamberin huzurunda nasıl anlatacak? Beyinsiz de. Anlıyor musun? Böyle bizi öğrettiler. Ve cehemin eksel medineti yasa. Habibun Necar geldi efendim uzaklardan da efendim marangoz konuştu. Ya böyle bir şey olabilir mi? Aksa dediği şehrin en alimi demektir. Geldi şimdi konuşurken o konuşmada şöyle söyledi. Sizden hiçbir karşılık istemeyen bu peygamberlere niçin inanmıyorsunuz? Yani açayım orayı şimdi hemen şeye söyleyeyim size onu. İttebi'u, tabi olun. Men la yes'elukum ecran. Sizden bir karşılık beklemeyen bu peygamberlere tabi olun. Ve hum muhtedun. Onlar efendim doğru yoldadırlar. Doğruyu söylüyorlar size, doğruyu anlatıyorlar size. Dedi o alim. İsmi yok.
Şimdi bu soruyu Peygamberimize sordu. Yoksa sen onlardan bir karşılık bekliyorsun da onlar bu ağır borç altında kaldılar, kaldıklarından dolayı mı sana karşı çıkıyorlar yani? Ya Muhammed diye. Bu konuyu yani din adamları, dini anlatan, tebliğ eden insanlar halktan karşılık alamaz. Bu kuralı birisi burada ama en az 10 tanesi Şura suresinde. Bir tanesi de Şura suresinde bizim peygamberle alakalı. Ha, gidelim oraya. Şimdi bak, müthiş. Müthiş şeyler yani. Bak. Aha burada 23. ayet olacak. Evet, 23. ayet. Zalike, işte bu sağ tarafta cennetten bahsediyor. Burada bu zalikellezî yübeşşirullâhu ibâdehullezîne âmenû ve amilussâlihât. Bu Allah'ın müjdesidir. Ne? Nere müjde veriyor? İman edip ameli salih işleyen kullarına bu müjdesidir. Buradaki cennet burayı anlatıyor. Gul de ya Muhammed. La es'elüküm aleyhi ecra. Ben sizden bir karşılık beklemiyorum. De onlara. Burada emir veriyor. De. Evet. Burada soru soruyor. Burada emir veriyor. Allah, Peygamberimiz. Ben sizden bir karşılık beklemiyorum. İllel meveddete fil gurba. Muhteşem. Sadece Allah'a yaklaştıran bir sevgi istiyorum. Vayas. Muhteşem ya. Peygamberlerin amacı Allah'a yaklaştıran sevgiyi oluşturmaktır toplumda. Eğitim bu. Bu. Ayete bak. Yani bu var ya, kemik kırıyor ha. Ha şimdi o Şura suresinin 23. ayeti çok ilginç. De onlara, benim sizden bir beklentim yok. Bir dünyevi bir karşılık istemiyorum benim görevime, peygamberlik görevime karşı. Ama benim bir isteğim var, Allah'a yaklaştıran sevgiyi oluşturmaktır. Muhteşem. Şimdi biz İslam aleminin hocaları neresindedir bu işin? Anladınız mı? Sevgi sevgi. Sevgi insanı Allah'a yaklaştırır. Ayet söylüyor. Ben demiyorum. Gurba gurba. Yakınlık demektir. Mukarrabun. Demek ki sevmeyen adam mukarrabundan olamaz. Allah'a yakın kul olamaz. Olamaz. Şimdi ha burada Hazreti Allah'a yaklaştırma olayı dedik yani şimdi oradan işte çağrışım geliyor. Yani ayetler uçuşuyor bu sefer başıma. Uçuşunca demesem olmaz yine. Hepsi kızacak bana yani. Şimdi Fatır suresinin 13. ayetinde Allah'a neler gider? Neler götürür? Aslında Allah'la bizim aramızda mesafe yoktur. O hani dedikleri efendim vesile arıyoruz, aracı arıyorlar. Ulan ne aracı? Allah'la bizim aramızda mesafe mi var da aracı arıyorsun ya? Şah damarından daha yakın sana kardeşim. Benliğinden, öz benliğinden daha yakın sana ya. Enfal 24. Sen ne diyorsun ya? Kaf 16. Bu birileri bunu söylüyor biliyorsun. Onu anlayın, anlayın, ha. Şimdi ama manen Allah'a yaklaşacak, Allah'ın huzuruna çıkacak kul olabilme bir takım işlerden geçer. Tabii canım. Öyle kolay mı?
Mesela bunlardan ikisini söylüyor Fatih ondan. Diyor ki kim şeref almak istiyor? Şeref. Şerefin tamamı bana ait diyor Allah. Ben şeref veririm. Bir adamı şerefli ben yaparım. Bir milleti, bir toplumu şerefli ben yaparım. Ama şeref benim yanımda, ama şerefi ben vereceğim, ama sen gelip alacaksın diyor. Olaya bak. Olaya bak. Nasıl geleceğiz ya Rab? Geleceğiz. Da gelip alacağız şerefi, de nasıl gelip alacağız onu? Diyor ki İleyhi yes'adul kelimut tayyibu. Bana yükselir temiz kelime, doğru bilgi, kelime-i tevhid bana yükselir. Ama yolda böyle uçamaz, böyle tavuk gibi kanatları var ama uçamaz, tavuk uçamaz yani. Böyle yerden biraz kesilir ama. Vel amelu salihu yerfa'uhu. Ameli salih o temiz kelimeyi bana getirir. Ameli salih uçağına bindireceğiz. O temiz düşünceyi, doğru bilgiyi, kelime-i tevhidi dolduracağız. Ameli salihin uçağına o getirecek onu bana diyor. Of! Demek ki şeref öyle alınır. Yani iyi amel. Ne demek iyi amel? İyi iş, iyi davranış. Dünya insanlığına faydalı iş üretmek. Faydalı iş, iş! Ha bir de ne getiririm bana diyor? Sevgi. Ha istersen sevgi uçağına koy onu yani. Koy onu, o da getiririm bana. Anladın mı şimdi? Demek ki sevgi, sevgiyi biz hep seksi anlamışız. Sevgi deyince hep bir efendim kızla delikanlının arasındaki sevgiyi anlamışız. Ki o da kutsaldır yani. Ki o da kutsaldır yani. O olmazsa dünya olmaz. Ne diyorsun sen ya? E'si var mı? Sevgiye bile seks koymuşum. Öyle mi? Halbuki kutsal sevgi efendim Allah'a yaklaştırır. Aynen. Nokta. Koymuş. Şimdi neden buralara geldik ya? Bu kadar dolaştık ha buralara. Şimdi burada diyor ki ya Muhammed sen onlardan bir karşılık bekliyorsun da onlarda bir ağır mağram borç demektir. Muskal ağır demektir. Ağır bir borcun altına kaldılar da bu nedenle mi sana karşı koyuyorlar? Ha? Yoksa böyle bir şey mi var? Allah soruyor. Yani demek istiyor ona ki sen böyle bir şey isteme ha. Tabi bunlar ilk süreler bunlar. İlk ayetler bunlar. Anlıyor musun? Şura suresinin 23. ayeti çok sonra geldi. Efendim. Em indehum. Yahut başka bir soru soruyor. Em indehum onların yanında vardır. El gaybu gayb. Gayb alemi onların katında da fehum yektubun. Onlar mı yazıyorlar bunu? Yani o senin o müşrikler var ya, o sana karşı çıkanlar, sana deli diyenler, efendim sana mecnun diyenler, kahin diyenler, şair diyenler. Onlar var ya o deliler. Onların katında gayb alemi var da oradan mı yazıyorlar yani? Diyor. Allah soruyu soruyor. Tabi bu peygamberin şahsında sorulan sorular, ona soruyor. Onları muhatabı almıyor da peygambere soruyor efendim. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bakın söylüyorum size. Bu mümkün olsa aklıma gelse de televizyonda da bunu söylesem ya. Şimdi burada doğum oldu yani. Şu anda burada doğdu. Bizim doğum hastanesi burası. Benim kafamın doğum hastanesi burası diyorsunuz. Efendim.
Ya adam fetva veriyor. Sen gayb alemi yanında oradan yazıyor fetvayı veriyor. Ulan kardeşim nereden öğrendin? Ulan bu hurafeyi niye söylüyorsun? Ha? Ya Muhammed, şimdi ben sana anlattım durumu. Şimdi sana düşer iş. Ben sana dedim bana bırak onu. Ben onun işini halledeceğim. Ben benim görevimi verdim. Şimdi sana bir görev veriyorum. Sana da bir görev düşüyor. Fasbir li hukmi rabbike. Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabredeceksin. Bitti. Nokta. Emir. Yani o adamların böyle apık sapık sana hakaret etmelerini, alaya almalarını, saldırmalarını görmezlikten sabret. Dayan. Dayan ya Muhammed. Dayan. Bu o demekti. Dayan. Çok ciddi bir konu. Sabretmek. Dayanmak. Ama ne? Ne için dayanacaksın? Li hukmi rabbike. Rabbinin hükmü için benim hükmüm gelinceye kadar sabredeceksin. Ben hüküm vereceğim. Onları batıracağım. Ben onları yavaş yavaş işlerini halledeceğim. Ama sen benim hükmüme sabredeceksin. Müthiş. Şimdi ayeti bitireyim de ondan sonra açıklayalım. Ve la tekün olma. Kesahibil hud. Balığın sahibi gibi olma. Balık balık. İznâde. O nida etti. Ve huve mekzû. O perişan haldeyken nida eden, yalvaran o Yunus peygamber gibi olma. Şimdi bu ayeti açıklayalım. Bu ne demek? Yani burada peygamberimize Yunus Aleyhisselam'ı örnek veriyor. Yunus Aleyhisselam'ın başından bir şey geçmiş. Başka bir peygamberi demedi. Başka bir peygamberleri diyor da. Fakat burada kim gibi olmayacağını söylüyor. Olacağını söylüyor Ahkaf sonunda. Ama burada kim gibi olmayacağını söylüyor. Şimdi Yunus Aleyhisselam peygamberlik görevini verdin ona. Halk ağır bir tepki gösterdi ona. Yunus peygamber bindi bir gemiye kaçtı gitti. Aynen böyle diyor. Nerede? Saffat suresinde. Ha bakın ha burada duruyor. Çok ilginç. Ve inne Yunus'e leminel murselin. Yunus peygamber de peygamberlerdendir. Yunus da peygamberlerdendir. İz ebega iler fülkil meşhur. Dolu gemiye bindi kaçtı gitti. Fesaheme fekâne minel muthalın. O dolu gemide kura atmak mecburiyetine kaldılar. Gemi batıyor. O zamanki gemi değil tabi böyle gemi değil. İşte bizim kaçak kaçıyorlar ya hani bizim Yunanistan'a kaçmak istiyorlar, biniyorlar botlara. O botlar gibi demek ki batıyor, batacaklar. Dediler ki kura atalım, kim atalım, atalım. Kurayı kaybetti Yunus peygamber. Kurayı kaybetti. Atların denize. Feltekamehul hutu ve huve mulim. Balık onu yuttu diyor Allah. Yuttu onu balık. Ve huve mulim. Çok perişan haldeydi. Felevle ennehu kâne minel musebbihan. O balığın karnında bile Allah'ı tesbih etti durmadan. Eğer tesbih etmeseydi lelebise fî batnihi ilâ yevmi yubâsun. Kıyamete kadar o balığın karnında kalacaktı. Fenebeznâhu bil arâi ve huve sakîm. Onu bir balığın karnından çıkardım diyor Allah-u Teala. Onu bir ova gibi bir yere araya attım onu diyor Allah-u Teala. Şimdi sen bunun gibi olma.
sabredemedi. O adamlar ona tepki gösterdi, toplum hemen bindi gemiye kaçtı. La davadan kaçılır mı? Onu demek istiyor peygamberimize. Yani davadan kaçılır mı? Sen bu dava, sen Allah'ın davasını yürüteceksin, tebliğ edeceksin bu dini de. İnsanlar sana tepki gösterecek tabii, sen niye kaçıyorsun? Doğru soktum onu balığın karnında diyor Allah-u Teala. Balık gitti onu. Şimdi bu olayı peygamberimize anlatıyor. Şimdi oradaki ayetler burada yok. Burada sadece diyor ki efendim sen o perişan halde Allah'a yalvaran, nida eden o balık sahibi, yani balığın karnındaki balığın yuttuğu adam gibi olma diyor peygamberimize. Yani sabret, kaçmak yok. Ben buradayım, davayı çözeceğim. Bitti. Şimdi burada şu olay var. Şimdi diyor ki Allah-u Teala fesbir li hükmü rabbike, Rabbinin hükmüne sabredeceksin. Biz Allah'ın verdiği bize göreve, onun emirlerine, onun emirlerini yerine getirmek için sabırlı olacağız. Evet. Evet. Şimdi sosyal medya benim hakkımda yazılanları bir bilseniz, hiç ilgilenmiyor. Hiç. Benim Rabbimin sosyal medyası ne diyor benim hakkımda? Ben onu düşünüyorum. Ben Allah'ı düşünüyorum. Ben onları değil. Onlar desin. Ben bir şey konuşuyorum. Rabbim ne diyor acaba? Önemli olan o. Ona ben cevap vereceğim mahşerde, hesap vereceğim. Bunlara vermeyeceğim. Efendim, şimdi bu sabır işi çok ciddi bir konu. Şimdi habere gidelim. Ahkaf suresinin son ayetine. Bak, Ahkaf suresinin son ayeti. 35. ayet. Burada peygamberimize bir emir veriyor. Fasbir, sabret. Kema sabara, sabrettiği gibi ülül azmi mine rusuli. Peygamberlerden ülül azm, büyük peygamberler yani. Büyük peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret ya Muhammed. Ve la testacil lehum. Onlar konusunda, o kafirler, o müşrikler konusunda azap meselesinde acele etme. Acele yok. Acele. Ben düzenliyorum işi. Ha, bana inanıyorsun. Benim peygamberimsin. E o zaman benim dediğimi yapacaksın. Burada bunu dedi. Fakat En'am suresinde biraz tehditvari söyledi. Yani orada çok ilginç diyor orada ama müthiş. Şimdi burada bak. Diyor ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kad na'lem. Ben biliyorum ya Muhammed. İnnehu leyahzunukellezî yekûlûne. Onların söylediği sözler seni üzüyor. Ben bunu biliyorum. Biliyorum. Fe innehum, şunu bil. Ama bak müthiş. Fe innehum, mutlaka onlar la yukezzibuneke, seni yalanlamıyorlar. Sen niye üzerine alıyorsun? وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ. Lakin o zalimler benim ayetlerimi bile bile inkar ediyorlar. Onların derdi seninle değil, benim ayetlerimle. Niye üzerine alıyorsun? Müthiş. Devam ediyor. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. Unutma ya Muhammed.
Senden evvelki peygamberler de yalanlandı. Fesabaru sabrettiler alâ mâ küzdibû yalanlamalarının üzerine. Ve udû hattâ etâhum nesruna. Ta ki bizim yardımımız gelinceye kadar onlar sabrettiler. Ve lâ mubeddileli kelimâtillâh. Allah'ın kelimelerinde değişme yoktur. Ve lekad câeke min nebe'il murselin. Peygamberlerin haberleri de sana geldi, anlattım sana bunlar, onlar nasıl sabrettiler, nasıl ne yaptılar. Ha, ya Muhammed, buna rağmen, ha bu dediklerime rağmen, sen gene sabredemiyorsan, sen gene bu adamlar niye yola gelmiyorlar diyorsan, o zaman sana bir teklifim var. Ne? Ve inkâne keburu aleyke iraluhum. O kafirlerin senden yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa, ha öyle mi? فَاِنْ اِسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ. Yere bir tünel kaz, nifak bundan gelir, nifak, münafık bundan gelir. İçi tünelleşmiş adam, içi tünelleşmiş, tarla faresi efendim tünel açar ya toprağın içinde, ha. Bir münafık adamların içine de böyle tarla faresi gibi açılmış, tünelleşmiş adam. Buradan kaçar, oradan kaçar, oradan kaçar, oradan kaçar. Adam, münafık adam 80 türlü oynar. Bak bu kelimeden gelir bunlar ha. Tünel. Evsüllemen fissemay. Veya göğe bir merdiven daya. Merdiven daya. De fetehtiyem bir ayet. Onlara bir delil getir de inansınlar ya Muhammed. Biz gönderiyoruz delillerimizi, inanmıyorlar. Sen getir o zaman. Yerin dibine tünel kaz veya göğe bir iskele daya, bir ayet getir de onlar inansınlar. Velevşe Allahu lecemaa'hum alel huda. Ya Muhammed, ben istesem onları hidayet üzerine getiririm hepsini. Hepsini. Hepsini ben doğru yola getiririm. Ama istiyorum ki kulum kendisi kazansın. Özgürce kazansın. Özgürdür benim kulum. Müthiş. Müthiş. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Sakın cahillerden olma ya Muhammed. Bu bir tehdit. Yok öyle şey. Ağır gelme yok. Tamam, karşı koyuyorlar size, ben biliyorum bunu. Bak nerelere gittim, neler getirdim size. İşte burada diyorum ki benim hükmüme sabredeceksiniz. Ayva. Ama ne anlattım ha? Ahmet, hemen konman lazım. Bu vaaz hemen konacak da. Millet okuyucu dinleyecek da. Bak sana o Yunus peygamberi biraz daha anlatayım. Bir şeyler daha söyleyeyim sana onun hakkında. Levla en tedarakehu ni'metun min rabbihi. Rabbinden bir rahmet ona ulaşmasaydı. O Yunus Aleyhisselam'a ulaşmasaydı lenubide bil aray, onu bir açık meydana atacaktık ve huve mezmum, perişan olacaktı orada, kınanacaktı orada o şeyin üzerine. Feştebahu rabbuhu, Rabbi onu seçti. Fecalehu mine salihin, onu salihlerden yaptı diyor Allah. Yani şöyle bir durum var efendim. Yunus peygamber iki defa peygamber oldu. Bir tanesi gemiye binip kaçmadan evvel peygamberdi. Toplum ona ağır tepki gösterdi. Kaçtı. Sonra bir daha geldi. Allah'a affetti onu. Affedince feşteba. Bir daha seçti onu. Bir daha peygamber yaptı. Burada anlatıyor mu? Burada anlatmıyor. Şeyde söylüyor. Saffat suresinde biraz evvel gidip okuduğum yerde söylüyor. Efendim, ona diyor 100.000 civarında nüfusu olan civarında bir ülkeye peygamber yaptı. Fakat çok ilginç. O ülke helak olmaya yüz tutmuştu. Allah onu
batıracaktı o ülkeyi. O ülkeye gönderdi onu bu sefer Hazreti Yunus'u. O ülke bu sefer kabul etti Hazreti Yunus'un peygamberliğini, düzeldiler. Düzelince diyor Allah-u Teala onları helak etmedi. Ve bu dünyada tektir diyor Allah. Nerede diyor bunu? Yunus suresinde söylüyor. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُنُسْ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Vay vay! Allah anneme, hocama rahmet eylesin. Burada diyor ki 98, helak olmaya yüz tutmuş da sonra iman edip imanı fayda veren tek toplum Yunus'un toplumudur diyor. Bak, iman fenefa'a fayda verdi, imanuha iman illa kavme Yunus, Yunus'un kavmidir diyor. Lemma amenu, ne zaman ki iman ettiler Yunus peygamber onlara peygamber olarak gelince iman ettiler. Keşefna anhumul adabel hızya, aşağılık azabını onların üzerinden kaldırdım diyor Allah. Azap onların üzerine gelmiş idi. Hemen kaldırdım onu diyor Allah Teala. Fil hayati dünya, dünya hayatında o aşağılık azabı kaldırdım ve mettenahum ilahin, onları belli bir zamana kadar yaşattım diyor Allah Teala. Anlıyor musunuz? Demek ki iman azabı engelliyor. Müthiş. Ama vaktinde yapacaksın o işi, yani, o imanı. Şimdi burada Allah-u Teala onu ikinci kez peygamberi yapıyor ve onu salihlerden yapıyor Allah-u Teala. Şimdi peygamberimizin bir durumunu gündeme getiriyor şimdi bir ayet. 51. ayete indik. وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Neredeyse kafirler لَيُزْلِغُونَكَ, neredeyse seni devirecekler. Ağaç gibi devirecekler. Kökünden kesilmiş ağaç. Nasıl devrilir? Aynen seni de ya Muhammed devireceklerdi. بِاَبْصَارِهِمْ, gözleriyle, bakışlarıyla. Bakışlarıyla seni devireceklerdi neredeyse. Şuna bak ya. Müthiş. Müthiş. Lemma semi'u zikra. Ne zaman ki Kur'an-ı Kerim'i dinlediler, duydular, kinlerinden, hasetlerinden seni bakışlarıyla devireceklerdi. Ve yekulune, ve diyorlar innehu lemecnun. Ha bu adam cin çarpmış ya, bu adam deli ya. Peygamberimiz için diyorlar. Ha bu adam deli ya. Şimdi bunu nazar duası olarak okurlar bunu, bu ayeti. Şimdi olay şu. Bu kafirler, bakmayın ha, şimdi daha müthiş. Şimdi bu televizyonlar, bu kitaplar, bu medyası, cedyası, memnesi çok daha korkunç. O zamana mı benzer? O zamana mı benzer? Oho! Şimdi Müslümanlığa karşı, Kur'an'a karşı neler yapmak istiyor bu Hristiyanlar ya? Neler, 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 neler? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Yani nazarı da anlatalım size, nazarı. Şimdi şu göz bakarken, gözümüzden, şimdi bir daha hafta habere bekleyelim size ha. Kürsüye çıktım da habere göreceğiz. Da bunu anlatacağım. Da bunu anlatacağım ha. Yoksa mahrum olursunuz ha. Ha, dersiniz ki ya boş ver sen, ne anlatırsan anlat ya. Ben genelde o zaman gelirim ya. O ayrı. Ona kimse bir şey diyemiyor. Özgürsünüz. Ama şimdi bak, bu nazar meselelerini anlatacaktım. Geleceksiniz. Evet. Şimdi efendim
bitiremedik. Kalem suresinde iki ayetimiz kaldı. İnşallah gelecek hafta oradan başlayacağız. Mülk suresinde devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Tabii bizim her zamanki duamız aynı, biliyorsunuz. Yüce Rabbim bu Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allah siz dinlediğiniz için hepinizden razı olsun. Bizden de sizden de biz anlattığımız için bizden razı olsun. Allah-u Teala size de mükafatını versin, bize de mükafatını versin. El-Fatiha.